Akademi Ligi yaz mevsiminde 7. hafta mücadeleleriyle sizlerle beraberiz. Bugün de birbirinden heyecanlı 5 maç oynanacak ve son haftalara gelinirken, son viraja gelinirken artık takımlarında puan tablosundaki yeri yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Günlük karşılaşması Five Run Akademi, Nasri Sports Akademi arasında gerçekleşecek ve bugünün maçlarını sizlere ben Kürşat Atragan Demirer ve Eren Hetsa Akın aktarıyor olacağız. Hetsa'cim hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar harikayım. Sen nasılsın? Ben de harikayım. Five Run'in Tabii bu mevsim Akademi Ligi çok istedikleri gibi geçmiyor. 12 maçta sadece 3 galibiyetleri var ve mevsim finali potasından oldukça uzaktalar. Ee, takımda da kadro değişiklikleri de var. Ee, Oni nişancı pozisyonunda takımda yer alacak. Yine Aras da eski ismiyle Triel e, trail daha doğrusu özür dilerim Bize çok, çok zorluklar çıkarmıştı de... e, Şimdi Aras'a çevirdi Hatta müthiş de bir şakası var bu konu hakkında e, Aç kardeşim Aras geldi diyerek Orman'da <laughs> e, bu şekilde paylaşmış isim değişikliğini e, Diğer taraftan Astralis Sports Akademi ise Mevsim finali umutlarını sürdüren takımlardan bir tanesi 6 galibiyetleri var şu ana kadar ve Akademi Ligi'nin puan tablosuna baktığımızda tepedeki Fespe Valtkes Akademi, Paparazzi Supermassive Akademi ve Galatasaray Akademi birazcık rahat gibi gözüküyorlar. Yani e, henüz garantilediklerini söyleyemeyiz ama 11-9-9 galibiyetle mevsim finaline en yakın 3 takım onlar ama 4. Bilet, bilet için ciddi bir mücadele söz konusu. Burada da adaylardan bir tanesi 6 galibiyetiyle beraber Nasri Sports Akademi olacak e, ve burada 5 karşısına garip gelmeye çalışacaklar. Five <laughs> tabii buraya 3 mağlubiyetlik bir seriyle geldiğini belirtmek lazım. Son 5 maçında 4'ünü kaybettiler. E, çok büyük bir sürpriz yaşanmaz ise Nasri Esports Akademi'nin kazanacağı bir maç diyebiliriz. E tabii ne olacağı belli olmuyor ama yine de. O yüzden her şey yani top yuvarlak. Vadinin şekli Biz ne bu demeden, arada? Demeden bitmez. Biz bitti de. Vadinin şekli ne bu arada tam olarak? Vadinin belki? şekli ne? Bir kare esasında tam, ama tam olarak bir kare, kare mi? Dörtgen köşeleri, dörtgen diyelim. Dörtgen aslında dörtgen var. mi? Çünkü köşeleri kare de o bir kadar bir dörtgendir. Hayır, evet. Ee, aynen öyle. <gülüyor> köşeleri <laughs> köşeleri köşeleri o kadar şey değil. Dur, onu konuşacağız. Mini map'ten bakıp biraz daha. <laughs> Hayda. <gülüyor> bu boş devam edecek anlamına <laughs> evet, geliyor. İlk seçim geldi. <laughs> Tabii son dönemde iyi deniye artık Meta'nın en değerli Karşısına alt ne almak lazım hepsi ee, yani şimdi bunu neyle durdurulur? Birazcık birazcık tercih meselesi bu. Şimdi bazı uzun menzilli nişancılarla onun yaptığını birazcık eşlemeye çalışabilirsiniz. Ezreal iyi bir tercih bu noktada. Varus'u iyi bir tercih. iyi bir e destek eşleşmesiyle e, Aphelios'la inebiliyorsunuz. Yani burada tabii destek eşleşmesi zaten her alt koridor ikilisinde. Alt, kordor koridor eşleşmesinde olduğu gibi. Burada burada da çok önemli. Ee, ama daha net yenmek istiyorsanız tabii. birazcık daha ona yaklaşmanız lazım. Bunun için işte e, Tristana'nın yanına, işte Oluy mekanikleri olan Leona vesaire gibi şampiyonlarla birlikte belki e, bir şeyleri deneyebilirsiniz kazanmak adına. Fakat o da çok kolay değil çünkü çok güvenli bir menzilden oynuyor. Biliyorsun Johnny şampiyonu olarak adlandırırız biz Zix'i zaten. Yani sinir bozucu Johnny şampiyonu durur gibi bir genelleme de çok yanlış olmaz diye e, o düşünüyorum. O da doğru, o da doğru. Yani aklınıza gelen en sinir bozucu şampiyonlar Şako çok sever. Malzar bayılır. Zix aynı şekilde. Ve bir Freljord ikilisi gelecek mi bakalım. Tabi rakibin desteğini henüz e, bilmiyoruz. O yüzden e, Brom kör atmak çok e, sağlıklı bir tercih olmaz. Çünkü Braum'u kör aldığınız zaman karşınıza menzilsiz bir, menzilli bir destek gelip sizi koridorda darmadan edebilir. Leona tabii Zix'in yanında iyi bir eş olacaktır senin de ilk Zix geldiğinde bahsettiğin gibi. Silas gelecek mi bakalım? Yani her iki Şimdi tekli bu koridorunda çok erken göstermiş olacak Nasus'u Esports'a. <laughs> evet ama o kadar güzel unsurlar var ki şimdiden saygısız için. Trundle, Leona ve e, Ziggs hepsi çok seveceği ultiler ama tabi bu kadar erkenden e, kör bir sayısı tercih etmek çok sağlıklı değil. Ve Leona'yı görünce tabi direkt olarak Braum e, geliyor Second Aid için Nasus Akademi tarafından. Hep bahsediyoruz zaten bundan da. Le e, Braum menzilsiz desteklerin korkulu rüyası aslında. Özellikle Olin yapmayı seven <laughs> desteklerden bahsediyoruz burada. bu yasaklaması direkt olarak geldi. Hı, hı Luka için yapılmış bir yasaklama tabi orta koridorda hala. Birazcık değerini kaybetti aslında oyuncuların gözünde. Ama doğru eşleşmeleri yakalayabildiğiniz zaman hala birçok büyücüye karşı ölümcül. Tabii e, birazcık Luka'nın yasaklaması da bize şunu gösteriyor. Orta koridora bir büyücü e, tercih söz konusu. O... Pardon, gerçi orta koridorlarını seçtiler. Ne anlatıyorum ben acaba? <laughs> Setin ormana gittiği bir dünya var mı eti? Yok. Yok. Yok ses normal gitti bir dünya Gitse yok. gider aslında da gitmese daha iyi. Gitmese daha iyi aynen öyle. Birazcık yavaş kalır ormanda. Orman farklı gerektirikler istiyor. Burada yani takımlar bu arada sürelerini sonuna kadar kullanıyor. Buralarda daha gerçi ilk yasaklama fazında birazcık daha hızlı olduğunu görüyoruz. Şimdi birazcık daha durumu süzmeleri, etüt etmeleri ve sonuca varmaları gerektiği için o 30'ar saniyeler sonuna kadar kullanılıyor ve Jace geldi. Evet ve Tristan'dan da bahsetmiştik tabii alt koridor için. Tristan yasaklaması geldi Fiber Academy tarafından birazcık daha rahatlatmak için. Alt koridoru. Bakalım bir nişancı daha mı yasaklayacaklar yoksa farklı bir koridora mı bir ormancıya saklanması da gelebilir, orman havuzu daraltılmak istenebilir. Evet, bir sonraki yamada daha sık görmeyi beklediğimiz şampiyonlardan bir tanesi Nidalee. Ki Türkiye'nin de oynadığını bildiğimiz şampiyonlardan bir tanesi. Ki Nidalee Renekton bir sonraki yamada daha dediğim gibi değerli bir noktaya gelecek gibi duruyor ve bundan bahsetmiştik. Afelios y eşleşmeyle Zix'e karşı problem çıkartabiliyor. Erken aşamalarda özellikle onu itirebiliyorsunuz. Zix'in birazcık minyon dalga temizleyebilmesi için arka tarafa arka taraftaki minyonlara, gücü minyonlara tek atabilmesi gerekiyor. Onun için de tabii biraz yetenek gücü ve Q'ya e, verdiği seksek bombasıydı değil mi? Seksek bombası. Seksek sek bombasını birazcık seviye atlatabilmesi gerekiyor. Tabii sen Afelios'a Afelios yani yaptın hemen son saniyede Kaysa'ya döndü standart olduğu üzere. E tabii burada da birazcık şu e, ortaya çıkıyor. Evet koridor hakimiyeti anlamında seviye bir civarlarında bu arada Kaysa'nın daha iyi tabii. E, hep seviye birinden Kaysa'nın bahsediyorduk çok kuvvetli diye. Ama oyun ilerleyen aşamalarında bir noktadan itibaren o ittirme avantajınız X kontrol altına alacaktır. E, oyun ilerleyen aşamalarında önünde e, bayağı tanki takım üyeleri olacak. Hem Renekton hem setle birlikte ve arkaya sarkıp e, o Zix'e sıkıntı çıkartabilir. E, o Cassiopeia inanılmaz hoşuma gitti. Nedenini söyleyeyim. Cassiopeia çok düşük menzilli bir şampiyon ve e, en büyük problemi de aslında bu menzil zaten. Birçok eşleşmede e, tercih edilememesinin sebebi o menzil e, sıkıntısı. Fakat karşıya baktığımızda dikkati çeken ne? Menzil eksikliği. Aynen öyle. Nişancıları bile menzil menzil anlamında oyundaki ee, en problemli nişancılardan bir tanesi. Hatta bir tane daha e, şimdi menzilsiz şampiyon gelecek muhtemelen Orman'a. Bu ne demek? Cassiopeia için. Harika bir ortam demek. Menzilsiz bir şampiyon geldi ama oyun yapma potansiyeli birazcık daha fazla evet. ve hani menzilsiz olmasına rağmen zaten otomatik saldırı yapmayan bir şampiyon Rumble ama Cassiopeia e, bu arada 11.14 yamasında büyük liglerde bir kez izledik. E, Niskinler'in evet, de evet. LEC'de oynanmıştı. Çok benzer bir senaryoda izle, e, izledik bu arada. E, dolayısıyla bakalım burada Five Run Akademi'ye Katkı sağlayabilecek mi? Ee, yani Five Run Akademi açısından mevsim finali adına kazanmak zorunda oldukları bir mücadele şu ana kadar sadece %25'lik bir galibiyet evet. oranları olduğu düşünürse işleri hiç kolay değil. Ama seçim yasaklamada fena işler çıkartmadılar ee, ama artık yavaş yavaş uygulamaya bakacak. Dediğimiz gibi Nastro Esports de mevsim finali umudunu sürdürmeye çalışıyor. Ve seçim yasaklamalarda son 20 saniyenin de gelmesiyle beraber kilitlenmiş olduğu Akademi Ligi yaz mevsiminde 7. hafta mücadeleleri Fiverr'ın Akademi, Nasri Sports Akademi mücadelesiyle başlıyor. Akademilik'i yaz mevsiminde sizlerle beraberiz. Yedinci hafta mücadeleleri ve günlük karşılaşması Five Run Akademi, Nasri Sports Akademi arasında hemen bir bir değerlendir etse bana birerden. Evet, üst koridor eşleşmesi tabii bir menzilliye menzilsiz eşleşme. Burada Nar'ın kontrol altında geçmesini beklediğimiz bir eşleşme. Orta koridorda genelde büyücülere karşı Renekton iyidir. Ama bunlar nasıl büyücüler oluyor genelde? Anlık hasar depolayan büyücüler oluyor. Burada Cassiopeia birazcık daha farklı. O yüzden e, erken aşamalar özellikle iki, e, ilk iki seviye falan belki Renekton'un kontrolünde geçebilir biraz daha. Fakat ondan sonrasında birazcık daha Cassiopeia'nın açıkçası o koridorda baskın olmasını bekliyor. Yani Cassiopeia'da bir büyücü için aslında Renekton'un düzenli hasarını karşılayabilecek tinette bir büyücü. Tabii tabii tabii. tabii. Yani e, o makinalı tüfek evet. e, büyücülerinden kim bunlar? Biri Ryze, biri Cassiopeia. Ryze, biri başka... Cassiopeia. Sanki o kadar da ya, fazla aynen, varmış gibi söyledin öyle. yok sadece iki tane var. Aynen öyle. E, o noktada orada da birazcık kontrolü ele almasını bekliyorum e, yine aynı şekilde ziksin de kaysa ittirmesini bekliyoruz ve burada ne olacak? Aslında bayağı iyi bir e, şampiyon seçimi ekranı geçirdi bence Fiverr'ın tarafı. Ve özellikle bu iki tane net e, front line olan ön safı olan e, takıma karşı ama menzilsiz bunlar. Hem Cassiopeia bunlardan çok memnun. Hem bir de Trundle var. Trundle da bunlara karşı büyük problemler çıkartabiliyor tabii ve bir seviye bir e, istilası ile başlıyoruz. Ama Türkiye'n Şimdi yalnız Kituruken'in keskin gagalardan başladığına dair fikirleri var mı emin değilim. O çalın içerisine çekti kırmızıyı. Bu kadar hızlı çalınamayacağının farkında olacak Kitu. Ve İkinci o çalın içine mücadele çıkacak. İkinci seviye Rumble. Her ikisinde çarpı olduğunu hatırlatalım. Şimdi Totem bıraktığı Kitu'nun fazladan bir Oo. tane yeteneği var. Kırmızıyı çaldı. Arasın başı dertte bir de sıçra atmak zorunda Karat. kalacak. Kitu gelir mi peki? Kitu da attı sıçrayı. Makineyi ısıtmadan önce bir alev makinesi daha isteyecek ve... Lokum gibi başlangıç kırmızısını aldı gitti. Mavisini alacak şimdi. Şimdi ama bunun birazcık yani görüldü mü bilmiyorum. Sanırım görülmedi oradaki Türkan onları alırken. Ee, o totemi atmadan onu yapmaya çalışmak çok iyimser bir deneme. Çünkü e, bu arada yine seviye bir Alt taraftadan Asri Esports Akademi nişancıyı çıkarttı aradan. Yani işte bundan bahsediyoruz. Ha. Seçim yasaklama çok iyi olabilir, evet. muazzam bu, olabilir ama ne olabilir, uygulamayı bu yapamadıktan sonra. sonra... Aynen öyle. Ve yani maç bitti demek için biraz erken ama maç bitti. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ya tek bir derecede de olsam ben demiştim abi bitti maç kapatın diye yani. <laughs> 15 tfflim diye kitölürken yapmıyor Aras'a. Ama işte ilk seviyede böyle rakibe e, avantaj verirseniz sonrasında... Bir tane daha karasot. Ya bir de şimdi Hetz'e Kitu'yurken de Akademi Ligi'ne böyle bir yarım boy büyük evet. bir ormancı. Yani evet. başka daha az tecrübeli bir ormancı böyle bir üstünlüğü yakalasa bu kadar belki rakibini darlayamazdı evet. ama Kitu da yani bu böyle bir üstünü vermek için berbat bir rakip. E şimdi buradaki, e, bur burada da olanlara bak. Bir tane kötü takasa girmiş orada Skewer. E rakip ormancı da burada. E, nasıl buraya geri dönecek kitur, e, Skewer? O da zor. Kazanması gereken bir eşleşme o da. Yani... Ee, orada tabii seviye birden bahsediyordum. Artık Rumble'ın e, W'suna gelen, kalkanına gelen dengelemeden sonra aşırısınma e, aşırı ile birlikte e, şu oldu. Artık seviye 1'de Q başlangıcı ve alev makinesi. Ondan sonrasında e, tavuklardan başlama gibi bir durum. Evet, Aras kolay gelsin. Yani Ya bunun ya işte şöyle Aras tabii kendini güvende hissetti ki Türkeni kırmızıda görmedin ama senin de söylediğin rota değişikliğini evet. biraz ön görmek gerekiyordu gibi. Evet. Orta koridorda orada bu arada Luka'nın üzerine gidecek Merciless. Luka bu arada Merciless'a fena olmayan bir hasar çıkardı ama o nasıl bir zehir. Luka çok ufak bir yere mi yazma bırakabildi. Sonuçta Kiturken hem arasın oyununu zorlaştırıyor hem de Merciless'ı kurtardı. <laughs> Karahasat yanılmıyorsam 4 oldu Kiturken'den. 3 ben ya da bakarız. 4. Dakika Şu daha 4. 3. 4'teyiz. 3, 3, 3 mü? Üçüncü, evet. Şimdi bir de Cloud9'ın en sevdiği yerler bunlar. Aras en azından burada çıkartmayı başardı. Yampir yengeci ama bunun içinden bir canından olacak ama Revenous. Balyoz gibi sonra hayatta tutuyor ve oraya gelen Second Date. Luka da ışından atmış. Çifte ışından geldi oraya. Skewer bu arada güzel bir op attı. Luka'yı da sersemletemediler ve bir anda Nasri Esports Akademi çok kötü bir yerde buldu kendisini. Luka bir de arka tarafta Rumble skorunu almayı başarıyor. Luka'nın yani... var sıçrası var. Öldürüyor Kullanacak. Second Date'i alamayacak. Seksek bombası da isabet etmedi. Sa yanmıyor muydu? second date zaten. Yani yanıyor, yanıyordu Oo, muhtemelen Reminous. ama. Ama Luka neden bunu yaptı? Oni neden bunu yapıyor? Second date Öldürüm Çok az, manası çok az. Neler oluyor şu anda? Aa, mavi güçlendirme gelmiş. E second date şimdi sağ sol yapmak zorunda. Oni'den koşu yoluna seksek bombası isabet etmedi. Yani Nasri Sports Akademi başlangıçta o kadar iyi şeyler yaptı ki şu son dakikaları oynayan da kendileri mi diye düşünmüyor değilim. E tabi işte birazcık da şey ortaya çıkıyor. Ee, aslında ne kadar kuvvetli bir yani özellikle Cassiopeia'nın ne kadar ters geldiği bu kompozisyona e, ortaya çıkıyor böyle durumlarda. Sanıyorum ama yani Luka e, orada yanıyor muydu? Emin değilim. Yani üzerinde şey var mıydı? E, zehri var mıydı? Te, e, çok dikkat edin oraya. zehri varsa bir gerçi bitmiş olması lazım ya. Yok yok tamam. Niye E ile ikiz dişle öldürmedi Bram'ı diye düşündüm ama e, zehir olmadığı için e, öldüremeyecekti zaten. Evet bir anda Luka oyuna döndü. Yani genel anlamda Fife Akademi en azından oynadar biraz umutlu olacak ama altın farkı da biraz tersinde söylüyor bir yandan yani bu kadar güzel şeyler oldu, Luka'ya skor vermeyi başardılar ama toplamda e, 1600 altın gerideler hala. Ormandaki eşya farkına sadece şöyle bir bakalım. E, orada 1200 altınlık bir eşya farkı var. Dakika 5'teyiz. E, yukarıda oldu bu arada 4 e, karasat yanılmıyorsam ki Türken. Luka'yı yakalayabilecekler mi? Henüz altını seviye olmaması işleri zorlaştırıyor. Kütü bu arada zehri yedi. Luka da oradan çıkmaya çalışacak. Şimdi geldi zehir özür dilerim. Ama Luka'yı yakalamaları mümkün olmayabilir. Bu yani... ikine de yemişti zehri. Ee, tabii kalkanıyla beraber onu hasarını yemedi ama... Q'sundan gelen zehri yemişti. Tabii az evvelki olan Yok ben neden... yazma zannettim onu o yok, yüzden yok. E, o zehri kastetmiştim. E, Kaysa tabi oraya gelmedi az evvelki savaşa gelmeyen tek oyuncuydu. O da birazcık minyon üstünlüğü yakaladı alt koridorda. Alt tarafta Krasia'yı, o güzel de altına bombayı bıraktı. Arkadan gelen yalnız Braum işleri değiştirmiyor henüz 3. seviye. Leona şimdi Braum'u yakaladı. Avalanche'ında 2 seviyelik bir üstünlüğü var Second e karşı. Alt koridorda geçirdiği dakikalar tabi onu e, birazcık zorlamış durumda özellikle e, tecrübe anlamında. Şimdi yine minyonları temizleyecekler. 7. dakikanın içindeyiz. Nasri Sports Akademi harika başlamıştı maça. Ama sonrasında Five Run Akademi'nin az da olsa toparlandığını görebiliyoruz. Ve az önce bu arada Cassiopeia'yı kovalarken de bir kez daha dikkatimizi çeken konu menzil eksikliği oldu. Evet tabii. Erişemediler Cassiopeia'ya. Şimdi setten ulti geliyor Skewer üzerine ama Skewer oldukça canı yüksekti. Ya Balyoz gibi bıraktı. Surat dağıtanı kullanamadan düşürdü. Set canını okudu rakibinin altta. Bu arada Krasi yakalanıyor. Arındır'ını kullandı. Arındır onu kurtarmayacak. Derken sıçra ulti. Ulti sıçra Krasya hayatta 40 can. Aa, orada W'sunun geriye atma şeyini ayarlayamadı. Oni ve e, seksek bombasını kaçırdı. Yüzden... Aslında güzel geri attı Kayseri. Seksek atdı, bombasıyla Sek iyi bombası... tamamlayamadı. Sanki, e, fırlattığı yere yani Adana, e, Kayseri ya gele, geleceği yere atamadı Sek, seksek bombasını. O yüzden oradan o sayede diyelim çıkmayı başardı Krasya. Yine de altın farkı e, artmaya devam ediyor. 2200'e evet. geldi. Yani evet. Nasri Esports'un menzil dezavantajı aşikar ama böylesine altın üstünlükleriyle karşılaşmaya devam ettirirlerse e, bu altın üstünlüğü çok fark etmeyebilir açıkçası. 2000 altın şu anda üstünlük ilk bulut ejderinde almayı başardılar. Ve maçın 9. dakikasında işler e, yine de Nasri Esports Akademi'nin istediği gibi geçiyor Diyo, diyebiliriz. Luka da orta koridorda minyonları biçmeyi sürdürüyor. O tabii takım adına bir kazanma koşulu olmaya çalışacak. İlk dakikalardaki aksiyondan sadece bir skor çıkartabildi. Yanında iki asist geldi belki ama e, daha fazlasını almayı isterdi. Daha fazlasını alsa fark yaratabilir miydi? O da apayrı bir soru tabii ki. Üst koridorda Ravenous oldukça büyük bir minyon dalgasını alarak şu anda oluşturduğu minyon farkını artırmaya devam edecek ve ya o da tabii az önce... Cassiopeia'nın alamadığı skorlardan bahsettik. konu Raven'a geldiğinde ise onun alabildiği skorlardan evet. bahsetmek lazım. 3-1-1 gayet iyi bir skor. Evet, Q'urun da gerçekten ama e, iyi bir erken oyun geçirmediğini söylemek lazım. Birazcık da onun e, menzilini koruyamamasından kaynaklı Raven's çok iyi değerlendirdi rakibinin hatalarını. Ya kito en azından Kara sat almıyor. Fibrun Akademi adına iyi bir haber. Yani normalde 15 dakika 20 dakikada alması gerekeni aldı. 4 için... dakikada aldığı için evet doğru. <laughs> evet. Ormanda şimdi second eight derinlere girdi. Kitu'yu görmüyorlar. Şimdi Kitu görecekler. Yalnız daracık bir yer orası. Ve aslında çok da iyi bir yer Ziggs için. Ve Ziggs Kitu Ruken skorunu almayı başarıyor. Güçlendirmeyi de kaptı. Dengeleyici. Yeterince hasar çıkartamadı. Merciless. Oh. Oo yalnız. Hiçlik topu. Yani ne güzel çıktı diyecektik orada avalanş için. Ama Krasya aradan resmen snipe'ladı rakibini. Ya sonuçta Firebrand Akademi doğru şeyler yapıyor evet. Yani o dar, daracık alanda yakalayıp tetiği çekme fikri gayet iyi ama e, biri doğrudan sonra gelen iki yanlış evet. farkın kapanmasını biraz engelliyor. Evet o seviye bir ve sonrasında yaşananlar tabi yani çok daha fazlasına ihtiyacı var. Böyle doğru hamleleri de çok çok daha sık bir şekilde yapabilmeliler ki oyuna dönebilsinler. Yoksa işleri çok zor özellikle yukarıda yukarıda başlayan kartopunun da, a, geldiği boyutu hesaba katarsak. Orada da yine bin altının üstünde bir fark var iki oyuncu arasında. Destekler tabii haritaya salındı. <laughs> Henüz 5. dakikada onların da dahil olduğu bir aksiyon görmüştük zaten üst koridorda. Yeniden hazır nişancıları da koridorda herhangi bir aksiyonda değilken destekler harita kontrolünü almaya çalışıyor. E, alamete doğru bir hareketlenme var Pyfron'un akademi tarafında görüldüğü üzere. E, peki Nasri Sports Akademi bunu karşılayacak mı? Şu anda karşılayabilecek kaynaklara sahipler. Özellikle ormandaki iki seviyelik üstünlük ee, yani Trundle'ın pek bir işe yaramamasına yol açacak. Ve ya bu alamet denemesi imser bir deneme ama ki Türkiye'nin dengeleyicisi olduğunu asla unutmaması lazım. Oh, Mercy's da geliyor ve bir pozisyonda. anda sayı dezavantajı da oldu. Arkaya gelen ışınlanla beraber olay 5'e 5'e dönecek. Luka güzel bir zehir bıraktı. Güzel de bir ulti attı. Luka. Kasiyofya buraya harika oynadı. Ve Merciless yetişemiyor o niye? aradan çıkartmak istiyordu ama mümkün olmayacak. Önde düşmedi. Arkada set de düştü. Nasri Esports Akademi bütün kaynak avantajlarına rağmen hiç istediği gibi bir savaş yapamadı. Draft Dife hoş geldiniz diyelim. Ee, burada da şampiyon seçim ekranının gerçekten o bahsettiğim Farkı ortaya çıktı. Trundle birine ulti atıyor. Geride olsa bile onu e, burstluyorsunuz. Özellikle Cassiopeia'nın yarattığı fark çok büyük. E, yani Cassiopeia ve Ziggs nasıl e, bu kompozisyon onlara erişecek? Her şeyin e, çok üst üste denk gelmesi lazım. Net bir takım savaşı başlatma mekanikleri yok. İşte e, rakibin e, net yani setin çok iyi bir pozisyonu sürekli kovalıyor olması lazım. Çok iyi kanatlardan e, gelebiliyor olması lazım e, Nasır'ın. Ya bu kadar altın üstünlüğü kapandı hatta altında küçük bir farkla Favron'un tarafı bir saniyenin öne geçti ama gelen minyonlarla birlikte tekrardan onlar öne geçiyorlar. Bu aşamadan itibaren bütün o ormandaki farka rağmen seviye farkı da bire indi ve bence artık yavaş yavaş Favron'un e, tarafına doğru dönmeye başlıyor oyun. Ya zaten e, bir menzil dezavantajıyla başladıkları maçta ciddi bir üstünlük yakalamasalar sonraki takım savaşları onlar adına büyük dert olacaktı ama Luka hiç 20. 25. dakikayı beklemedi. Kassiopya bunu böyle yapmalı. Evet. Yani müthiş bir zehir bıraktı altlarına. Evet. Hem üzerlerine bir de yani Kassiopya'nın zehrinin hareket e, etme, mobiliteyi engellemesi. Evet kendi taşıyıcılarının yakalanmasını daha da zorlaştırıyor. E harika da harika da bir ülke Z ya üzerine. O kadar iyi bir yetenek ki zaten Miyazma çok e, bir kült bir e, filme de adını vermiştir bilirsiniz Selvi Boylum Miyazmalım diye. Ya mesela bunu ilk maçtan yapman <laughs> ayıp bence. Ya çünkü anlatacağımız daha dört karşılaşma var. Ve ben e, akli melekelerimi bu maçta yitirsem ne olacak bu müthiş şaka Hı. yüzünden? Sen Zaten senin meleke. akli meleken mi da gelecek. <laughs> lise 3'ten mezun olunca lise 4 vardı şimdi. Mercedes yakalandı üzerine her şey yaptılar ama Renekton o, yine, yine nispeten Luka bu sefer o kadar dayanabilecek mi ya dayanacak Üzerine tutuştur. Son bir hasar sonunda çıkıyor Luka'yı alıyorlar belki ama karşında yine dünyaları kaybettiler. Kitu'nun bu savaşa girmesi hiç kolay değil. Balyoz gibinin verdiği tanklıklar Evans'ı hayatta kalmasına yetmeyecek. Alev ejderi var şu anda vadide. Bu arada Skewer kovalamaya devam edecek. Harikada bir stra üzerine ulti. Yani skor tabelasında daha doğrusu puan durumunda 6 galibiyeti olan hangi takım? 3 galibiyeti olan hangi takım sence? Yani se dakika e, 4'te çok her şey çok netti değil mi? Netti. Her şey doğru gözüküyordu ama ondan sonrasında e Luka bu kadar e, beslenmiş durumda. 5-2 5 oldu bu arada. Luka'ya attınız her şeyinizi, Luka'yı kestiniz. E, arkada Oni Atıyor bombaları sakin sakin Fog'dan, Johnny misali. Ya o niye ya? Yani böyle mi oynanır bu oyun? Ya herhalde çok bu arada çok <laughs> bir de... Aa sen espri yaptın. Ya, ya işte bak mesela ben anlayabilmeni bekliyorum bu kadar espri kovalayan bir insan olarak. Ama demek ki senin sadece kendi esprilerin değerli. Yok ya da sen espri yapmıyorsun. Yok bence yani... çok iyiydi. Hatta bir lehçe esprisi olarak Peki, da düşünebiliriz Peki çok iyi derken kaç iyiydi? 10 iyiydi. 10 iyiydi evet. Peki 17 iyiydi? Ee? Peki, on iyiydi? bilmiyorum ki. Ona da gerek yoktu. Sevgili izleyiciler, bundan sonrasını artık kulaklıklarınızı kapatarak izleyebilirsiniz. Kulaklıklarınızı kapatarak neyse kulaklığı çıkarsanız kuma da olur kuma şey. kumandanızın e, dil tuşundan <gülüyor> 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 sunucuları kapatarak asıl yayınımızda bu espriler yok. Sadece sizin için <laughs> bu esprileri yolluyoruz. <laughs> ya maçı Five Run Academy, ya yani biz bittiğine kanaat getirmiştik 5. dakikada ama o üstünlüğü yakalayan Nasri Sport sonrasında hiç yapmaması gereken şeyler yaparak Five Run'ini oyuna dahil etti ama burada tabii Kredi Five Run asla almayalım. Özellikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz evet, Luka. sol alttaki e, yılan Luka muazzam evet. iki tane savaş çıkarttı. İşte ama burada birazcık o üstünlükten e, şey yapmaması lazım. Üstünlüğü onları şaşırtmaması lazım. Nasıl tarafı dedi ki ya biz inanılmaz üstünüz. E, istediğimiz her şeyi yaparız haritadaki ama e, bu iş böyle olmuyor. Yani bir doğru atan Miyazma e, setle e, şeyin elini ayağını, Renekton'un elini ayağını bağlar. Ve Zix'in de şu kuleleri alabilmesine olanak sağlıyor. Alan açıyorsunuz. Yani tabii, 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 kendisine dakika kazanıyor. Alan açıyor ve böyle alanlar bulduğunda şu anda herhangi bir nişancının cezalandıramayacağı kadar iyi cezalandıran bir şampiyon Zix. Evet. Ee, oldukça düşük, e, hasarlı bir kompozisyon bir de nasıl kompozisyonu. Bu aşamadan itibaren hasarını karşılamay karşılamayabilir Eldeki zaten e, çok iyi verilecek cevapları var Favre'un açıkçası. Yani ben buradan sonrasında asıl, yani Nasır dönebilirse oyuna şaşırırım. Öyle söyleyeyim. Çünkü ciddi bir kompozisyon farkı var. Ve beslenen iki tane üyesinden de bahsetmek lazım. Biri Luka, biri Oni. Yani en önemli şampiyonlar. Menziliniz yok. Ve rakibinizde size çok uzaklardan hasar verecek iki şampiyon çok iyi durumda. Trundle, Cassiopeia ile Zix'in önüne gelip bir tane buzdan sütun atıp ultisini atsa görevini tamamlamış demektir. Qsa, Q da atsın bir tane. Öldürme ihtimali olan hedeflerden bir tanesinin ee, saldırı gücünü çalsın. Bitti düşürsün. Bitti yani 3 tane de bodyguard'ları var sağda salt trundle da değil yani Zıbrık, Nar miyazman, ve Leona'yı da oraya dahil edebiliriz. Aynen miyazmanın yanında buzdan sütün falan da var. Ne kadar zor ulaşmak böyle menzilsiz bir kompozisyon için aslında baktığımız zaman. 2 turken de engelleyiciyi kullandım. İyon dalgalarını almaya oh. çalışıyor. Ravenous'dan sıçra oyunu Oni isabet etmedi. Oni'nin soğukkanlılığı parmak ısırtacak nitelikte aynen, yani. Öyle, hakim. Ben yani ben sıçrayı atmıştım hatta yanlış tarafa atmıştım. Yakalayamayacak set yakalamıştı. Burada hiç Korkmadı rakibinin bu hamlesinden Yalnız. ve Fibra'nın bir denemesi, düzeltiyorum Nasr'ın bir denemesi daha boşa gitti. Cassiopeia'nın üstündeki item'lara bakar mısın? Yani 5-2-5 yani... olunca tabii kolay oluyor hayat birazcık daha evet, ve evet. 10 yüke gelecek yakında Karamühür ve Mejai'nin de gelmesi açıkçası beni çok şaşırtmaz. Yine aynı şekilde Zix'te de zaten 9 yüklük bir Karamühür e, kara var Oni'de. O da e, bir sonraki üstüne dönüşünde muhtemelen e, baş meleka bitirecek. Nasıl Esports Akademi ilk kulesini üst korda oradan aldık. Rasya'ya gitti bu kulenin altınları ama e, yani iki taşıyıcı arasında daha doğrusu taşıyıcıların geneli arasında çünkü toplamda çift taşıyıcılı bir kompozisyon fireland akademi. Diğer tarafta sadece Kaysa'yı sayabiliriz, sayabiliriz o kadar net bir taşıyıcı olarak. Ee, i̇ki kişiye kafa tutması çok kolay gözükmüyor. Ee, Tabi ne olacağı belli olmaz. Maçın başında kazandı dediğimiz Nasri Esports. O üstünlüğü Altın Tepsi'de rakibine hediye etmişti. Benzer bir hamle Fiverr önünden gelirim ama sizin her zaman söylediğiniz bir şey var Akademi Ligi'nde. Hangisinin uygulaması daha kolay sorusu çok net Fiverr önüne Akademi. Aynen öyle. Hem daha kolay hem de rakibi kontrolüyor. Bu yani o yüzden diyorum bu aşamadan itibaren. Yani sonuçta bu oyuncuların hepsi e, çok yetenekli oyuncular. Belli bir seviyenin üzerinde oyuncular. Bu noktadan itibaren olağanüstü bir makroya ihtiyacınız yok çok temel şeyleri doğru yaparak e, bu maçı kazanmak Fireon'un elinde. Bakalım kazanmayı başarabilecekler ve mi? Ve tekrardan hatırlatalım. Fireon'un Akademi 3 e, galibiyette şu ana kadar ve son sırayı Aurora ile paylaşıyor. E, ama burada alacakları yani takımların altışar mücadelesi kaldı. Fireon bütün maçlarını kazanırsa bile mevsim final potasına giremeyebilir bu arada. Evet. Genelde 10 galibiyetten çizildiğini görürüz Akademi liginde ilk dördün. Yine de burada Nasri Esports'un planlarına yani canını okuyacaklar. Favron ne bir mağlubiyeti hesaplarına yazdıklarını hiç düşünmüyorum ben. Kesinlikle öyle. Onların da Kesinlikle altı öyle. galibiyeti var bu burada izleyicilerimizde hatırlatmış olalım. Ve e, Nasırın en büyük şu an rakibi olarak gözüken Beşiktaş Akademiye de büyük bir hediye tabi gelmiş olacak. Beşiktaş Akademi'nin tarafından. bu arada bugünkü karşılaşması Galacticos Akademi ile. E, onlar da çok iyi bir mevsim geçirmiyor. Dolayısıyla favori olarak çıkıyorlar zaten o karşılaşmada. Aynen öyle. Tabi bu maça da Nasrili Sports Akademi'nin favori olarak çıktığını hatırlarsak evet. sürprizler her daim mümkün olabilir. Tabi karşılaşma henüz Oo, bitmedi. Çok iyi buzdan, buzdan sütun geldi. Krasya'nın sıçrasını direkt olarak aldı. Tabi arkadan destek kuvvetler e, yaldır yaldır geldiği için Krasya hiç riske atmak istemedi. Ama bu daha ejderinde herhangi bir savaş çıkartması çok kolay gözükmüyor Nasri Sports Akademi'nin ve daha ruhunun olacağı bir vadi de 3 tane bodyguard'ı olan ve Kasiopya'sı olan bir takım için Zaten çok güzel senaryo. Bir de Düşük hasarlı bu kompozisyon evet. oldukça. Ee, Nasıl kompozisyonu o. Ee, daha dağ ruhundan kaçabilmek çok kolay değil. Bir şey bir galibiyet çıkartabilmek e, çok kolay değil bence Nasır için. Tabi biraz evvel krasya'nın attığı sıçrayı gördük. Ee, oraya gelebilecek bir tane miyazma ne demek? Sıçra dağıtamadan ölmeniz demek. O yüzden böyle pozisyonlarda hakikaten e, çok düşünmeden e, sıçra atmakta yarar var. Böyle de bir kombosu var aslında Nasır tarafının, ee, özür dilerim Fiberon tarafının baktığımız zaman. 20. dakikayı geçeceğiz birazdan. <laughs> Karşılaşmanın başında Nasri Esports üstünlüğüyle başlamıştı ama şu anda maçın kontrolü daha Fiveron Akademi'ye geçmiş gibi gözüküyor. Altın farkı tabii 2000'in üzerindeydi. Birazcık daha kontrollü bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Ee, yine de kompozisyonel anlamda e, Fiveron Akademi'nin bundan sonra işi rakibine kıyasla birazcık daha net, birazcık daha kolay gözüküyor uygulamada herhangi bir büyük hata yapmazlar ise. Kameralarımızda Luka'ya şöyle bir döndü. E, bu maçın kilit isimlerinden bir tanesi, geri dönüşün kıvılcımını yakan e, oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Liandri ve Seraftan sonra... Kronometresiyle beraber... Felaket mücevherinde çantaya eklemiş durumda. Tabi 8 yüklü kara mührü. Hala... O eşyanın adı Felaket Mücevheri mi felaket ya? Felaket mücevher evet. Baya negatif bir isim değil mi ya? Gerçi musibet Zincirimiz falan var bu oyunda değil mi yani? Ya şöyle felaketi karşı tarafa yolladığı gibi bir ima olduğunu düşünürsen Şimdi çok hızlı çok, çok hızlı, hızlı bir Baron çok hızlı kompozisyonu Senin de söylediğin gibi liandrisi olan bir Cassiopeia Yani şunu tek başına bile yapacak durumda ee, Kiturken çok uzak e, yetişmeden biter diye tahmin ediyorum direkt Ama bilmiyorlar pozisyonunu sanırım Kiturken'in Ya Kiturken'i bilseler şu anda bitirmeleri gerektiğini 45 candan aldılar bu arada yani Cassiopeia'da kaldığına Kitu yetişemeden Oradan uzaklaşıyorlar Araslan e, iyi bir çarp gelmemiş olsa da Luka yine yaptı yapacağını. Ve Baron güçlendirmesi o kadar ilaç gibi gelen bir beşli ki bu Fyveron'un Akademi tarafında. Ya zaten çok rahat e, kule alıyorsunuz. zaten rakibin minion biçmeye dair bir mekaniği evet, yok. Evet. Baron güçlendirmesiyle beraber de gidip şu anda herhangi bir kuleyi alabilecek durumdalar. Aynen öyle. tabii onlar da çok çok iyi bir e, Ziggs dışında kuşatma kompozisyonu değil. Ama ne olursa olsun rakibin minyon dalgası temizleme mekaniği yok. Birazcık e, Favron'un dürtmesi var burada. e Haliyle yavaş yavaş da olsa e, o kuşatmaları yapabilmek mümkün Favron için. Ve Baron güçlendirmesi alt koridora yollandı Skewer'ın ellerinde. Orta koridordaysa Avalanche, Luka, Oni üçlüsü Baron güçlendirmesiyle ilerliyor. Tabi Trundle'ın şu dakikada kırmızı güçlendirme alabilmesinin tek bir sebebi var. O da takımda bir nişancı olmaması. Ya şu anda e, baron güçlendirmesini rakibe kabul ettirmekte, daha doğrusu rakibin üzerine doğru salmakta biraz güçlük çekiyorlar. Alt tarafta Skewer fazla açılmak istemiyor ve minyon dalgasını kaybetti. Orta tarafta yine aynı şekilde e, pek ilerleyemediler. Tabi orta tarafta ikinci kulenin alınmış olması da işleri biraz zorlaştırıyor derken bir sonraki minyon dalgasıyla beraber de çok rahat bir şekilde... <laughs> Fyron'un akademi oyundaki 5. kulesini alıyor. Altın farkının bir kısmı tabii bu 3 kule farkından geliyor. Merciless üst tarafta bir ışınlan pozisyonu Işınlan arıyor bakıyor. gibi gözüküyor ama totem yok. Ya yani sol tarafta bir tane kontrol totemi var. Şimdi yaz kitururken kapatmaya çalışacak orayı. Oraya gelen kontrol totemi Renekton içindi ve anında ortadan kaldırıldı. Şu sol taraftaki totemde çok iyi bir ışınlanma noktası değil. Çünkü Renekton oradan sonra o savaşa girmek için sıçra atmak zorunda kalacak. Evet, çok, yani oradan rahat, rahat rahat geriye doğru kaçabilirler. Tabi oradan şu an Merciless devam ediyor ama çok rahat bir şekilde kuşatma yapıyor 4 ve 5'te burada Fibron'un tarafı. Ve herhangi bir karşılık almayacaklar derken... Revenus içeri girdi ultisiyle beraber. Luka'dan güzel bir zonya geliyor. Second Aid bayağı bir tankla oraları. Fena bir savaş geçmiyorsun. Nasıl Esports Akademi adına diyecektim ama cümle bitmeden erittiler rakiplerini. Şimdi Krasi içeri doğru giriyor. Revenus bu arada bunca şeye rağmen hayatta kaldı ve Fibron'un üyeleri teker teker eridi. Menziliniz yokken yapabileceğiniz en iyi şey şudur. Rakibi toparlamak ve onları orada dövmek. Ve dörtte 4 atan set. Bu savaş 5'e 4 başladı. Aynen öyle. 5'e 4 başladı ama tabi e, o ulti, set geldiği anda Renekton ışınlığına da gelmişti. E, ve Luka çok kötü bir pozisyonda kalıp kronometresini kullanmak zorunda kaldı ve çıktığı anda e, herkes kafasındaydı zaten. E, ve bu, bu, bu kompozisyonları, bu fırsatı verirseniz sizin de takım savaşı yapmayı isterler tabi. E, Oni'nin sıçasını atamadan öldüğünü görüyoruz. E, yani çok daha dikkatli bir şekilde yapması gerekiyor. Menzilini her zaman Cassiopeia ve Ziggs'in koruması lazım. Bir hat, çok net bir şekilde hatların e, korunması lazım. Favre'nin tarafında aksi takdirde nasır tarafı böyle fırsatlar bulabilir. çünkü. Ejder'de size, öncelik düştü. Luka'da gibi gözüküyor ama şimdi daha fazla üyeyle oraya yaklaşacak olan nasır Esports'a gelebilir. Hatta Oni o Ejder'de varlık gösterebilmek adına alt koridor ilk kulesine ışınlan attı. E şimdi o tarafa doğru yaklaştı. Kafa kafaya bir 5'e 5'te. Hele hele menzilli bir 5'e 5'te. Avantajın hala Pfeiffer'ın akademide olduğunu söylemek lazım. Özellikle bu kadar daracık bir koridordan gelirken Zix'in orada canlarını okuması çok uzak bir ihtimal değil. Tabi Oni'nin birazcık daha yol kapatacak şekilde mayın tarlası bırakması istenebilirdi ama sonuçta rakibini oraya yaklaşmaktan alıkoyan bir pozisyon oldu, bir yerleşim oldu ve ikinci dağ ejderlerini de aldılar. Daha ruhuyla aralarında sadece 4 dakika 50 saniye var. En azından baron güçlendirmesiyle birlikte Nasır hiç inhibitor vermeden azaltmayı at başardı. Ama önlerinde bence çok dar bir e, pencere var şu anda. E, yaklaşık yaklaşık 4,5 dakika sonra ya o ejder savaşını kazanacaklar ya onun öncesinde bir şeyler yapacaklar. Çünkü bu, bu aşamadan sonra bir tane daha ejderi aldığı anda Favre'nin bence oyun bitiyor. Ya valla az önce de bitiyor gibi düşünüyorduk ama, ama hiç girmemeleri gereken bir ha, savaşa girme ihtimalleri aynen. bir Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi takımına kıyasla bir Akademilik Ligi takımına Tabii daha, daha öyle. fazla. Tabii ki öyle ve şunu da e, gördük aslında takım savaşı e, iki taşıyıcısı her şeyin ortasında kalmasına hemen savaşın ortalarında nasıl kazanıyormuş gibi hissettirmedi bile. Evet. İlginçti. Yani hatta net bir Five akademi galibiyeti gibi gözüküyordu o savaş ve ardından da maç. Ve çünkü yani Ravenous'un içeri girişte biraz çaresizce bir hamle gibi gözüktü. Yani... Ama içinde bir deha pırıltısı barındırıyormuş. Ravenous o savaşta ölmedi. E i̇şte e, tek ihtimal var zaten bu takımın e, takım savaşı yapabilmesi için. O ellerine bakıyor açıkçası. E, o da tabii elin taşın altına koydu. Bu arada Krasya tabii her iki tehditte de büyü dirençli, büyü hasarlı tehditler olduğu için direkt aklın sonuna gitmiş. Ya yani normal bir işadı dizilimi değil bu Kaysa'dan gelen. Ama durumsal ve olması gereken de bu. Evet öyle bir tabii onun durumu da aslında yani oyunun biraz gerisinde rakibin taşıcıları çok önde olduğu için ee, ama yine de fena bir durumda değil iki eşyada üçüncüsünde de çok çok uzak değil ee, sanırım. Bakalım neye gidecek sanırım e, Tahsildar'a gidecektir diye tam. yo direkt e, Domini'ye gidiyor Domini'ye gidiyor. Büyücüler için aklın sonunu aldı öndeki tanklar için Domini'ye alacak. evet. Ya sonuçta altın farkı yok denecek kadar az. Sadece 900 altın, 800 altın ayırıyor takımları. Tabi daha ejderinin iki tane daha ejderinin ekstra dirençleri birazcık bence oyundaki tempo farkını Five lehine bozuyordur ama e, dakikalarda ilerledikçe her an her şey olabilecek duruma da geliyoruz. Ravens bu arada ormanda gördüğün ardan aynı hızla kaçıyor. O da üçüncü eşya olarak Doğan'ın kudretine gitmiş. Hız kesen ve Steran ardından Abi oldukça hep... tank bir set. Evet, çok merak ettiğim bir konu var yalnız. Ya bu Doğan kim? Bu Dora'nın yüzüğü şakasıyla aynı ee, şeyde aynı değil mi? Aynı minvalde, aynı familyada. Aynı da. ciltten. Aynı, aynı Senin cilt, tabi aynen, aynen aynen. Fasikül fasikül vardır <laughs> şaka ansiklopedilerin. <laughs> Tabii Doğan'ın kudretinin şöyle bir e, şey olacak. E, kayıtlanabilme potansiyeli olan bir şampiyon set. Özellikle Cassiopeia'nın işi bu zaten rakibi kayıtlamak. E, ve bu şampiyonlara ulaşabilecek bir numaralı isim set. Ve onlara ulaşmak için de yine ekstra Doğan'ın kudretinin yardımına ihtiyacı var. Bir büyü direnci tabi. iki rakibinin iki taşıyıcısının. Rakibin iki taşıyıcısına karşı bir direnç sağlayacak onun için. Star Ağıza var zaten. Uzun süre hayatta kalma potansiyeline sahip. İşlerin soğuması kimin lehine <laughs> gibi gözüküyor değil mi? Evet. Ama yine de ee, bildiğiniz her şeyi unutun. Her an iyi bir uygulama. Belki de bir hata görebiliriz her iki takımdan da. Ya yani Maçın başından bu yana da temponun el değiştirdiği. 2-3 tane çok ciddi kırılma noktası var o noktalarda. İlkinde Fyfer'ın, ilkinde aslında Nasri Esports Akademi ormandaki hamlesiyle beraber maçı kazanmıştı bizim nezdimizde. Ardından Luka'ya giden skorlar ve asistlerle beraber Fyfer'ın akademi orada e, tempo yerini aldı ama alt korda oradaki savunması da Nasri Esports Akademi'nin yeniden maça ortak olmasını sağladı. Şu Oo. anda yapılacak hataların bedeli mağlubiyet olabilir. Evet bu arada Aras'ın eşyasını yeni yeni dikkat ettim açıkçası. İlah sindiren tercihinde bulunmamış. Genelde Trandall'ların son dönemde tercih ettiği eşya olan. Ee, aslında bu kadar yüksek havuzuna sahip e, şampiyonlara karşı oldukça iyidir fakat e, oldukça geriye düşmüş olması sanırım bunu birazcık daha ve e, takımın yani e, genel olarak ondan beklentisinin herhangi bir hasar çıkartması olmamasından dolayı muhtemelen tam, tam full tank bir eşya dizilimine yöneldi. De... Burada Leona anatemanın zincirlerini almış ve sete bağlamış. Sete bağlamış? Evet. Hmm. Ve şimdi 20 saniye sonra çıkacak olan daha ejderi Nasri Esports Akademi'nin savaşmamayı tercih edebileceği oh, ejder Oni. Diye. Oni çok kötü yakalandı. Hayır. Zonya'ya girdi ama çıktı üzerinde milyonlar Aa, çıktı gelecek ama sıçrayı attı ve oradan uzaklaşıyor. Şimdi gelen dengeleyici o da işini bitirmeye yetmeyecek. Arkada burada Krasya Krasya, yan yandı, Krasya kırmızıya doğru sıçratarak kurtulmaya çalıştı. Diğer tarafta set iş ama ultisi hasarı vermeden sette düştü. Onu yakalamak müthiş bir plandı ama onu oradan o kaostan nasıl çıktı? 4 kişi etrafında dolanıyordu, dans ediyordu ve maçı bitirmeye mi gidiyorlar? Evet maçı bitirmeye gidiyorlar. Işınlan geldi bu arada setten. Narın onu engellemesi mümkün değil. En azından biraz hasar vermek istiyor şimdi Ejder'e dönecekler mi acaba? Bir Işınlan da Nardan geliyor. Kafaya takmışlar şu anda maçı bitirmeyi. Tutamaz. Tutamamalı Merciless burayı. Tutamaması büyük ihtimal gibi gözüküyor. W'nin bekleme süresinde de görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Nexus kuleleri de güvende değil. Ve şimdi Skiver ulti kullanarak Mercilus'u oradan çıkartmaya çalışıyor. Renekton düşecek mi? İyi dikkatli attı bu arada ama. Ee, çok iyi dikkatli attı. Şimdi Mercilus da düşüyor hemen. Ölüm sürelerine bakıyorum. 9 saniye set, 10 saniye krasyon, 10 saniye iki turuken o kule de patlayacak. Zix'in olduğu kompozisyonlarda bunları tutmak hiç kolay değil ve Five Run Academy büyük bir sürprize imza atıyor ve galibiyete ulaşıyor.